Değerli basın mensupları, ne yazık ki ülkemiz şu anda kan alıyor. Son derece üzgünüz. Şunu bütün yurttaşlarımın bilmesini arzu ederim. Atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı bu toprakları ilelebet koruyacağız. Bu toprakları korumak için şehit olan uzman çavuşlarımıza Allah'ımdan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Emniyet mesutlarımıza başarılar diliyorum. Bu ateş hepimizin yüreğine düşmüştür. Bu ateş bizi derinden yakmıştır. Bu nedenle bir kez daha vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza gasp etmek isteyen hasetler, fesatlar, şer güçler bilsin ki Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız ve toprağımız ilelebet, özgür ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Şu anda cenazelerimiz devam edecektir. Şu anda cenazelerimiz bir bir geliyor. Gerçekten ateş düştüğü yakar hepimizin yüreğine ama şehitlerimizin evlerine de ateş düştü. İçimiz yanıyor. Ama görüyorum ki şehit uzmanlarımız, sözleşmeli ellerimiz o sıvasız hanelerde, terfiç evlerde oturmaya, vatan topraklarını savunmaya devam ediyorlar. Vatan için, bayrağımız için bedel ödeyen, yurdu yaşatmak için can veren uzman çavuşlarımızı mutlaka ve mutlaka bu yiğitlerimizi kadroya almanız şart. Parlamentodan bir kez daha sesleniyorum. Sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşlarımızın kadroya geçmesi şarttır. Milletvekilliğim öncesinde uzman çavuşlarımızın bu taleplerini defalarca dile getirdim. Milletvekili olduktan sonra 31 Ağustos tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi verdim ve uzman çavuşlarımızın kadroya alınmalarını şart olarak gördüm. Bir kez daha altını çiziyorum. Sözleşmeli vatan görevi olmaz. Uzman çavuşlarımızın kadroya alınması şarttır. Bu teklifimin yasallaşması ve uzman çavuşların acil kadroya alınması lazım. Bu sorunu bir an önce çözersek onlara olan vatan borcumuzu kısmen de olsa, bir nebze de olsa mutlaka ödemiş oluruz. Kahramanlarımıza, uzman çavuşlarımıza, vatanı görevini yerine getiren milli savunma mensuplarına sahip çıkmak bizim için ulus borcudur, vatan borcudur. Değerli yurttaşlarım, gerçekten son derece üzgünüz. İnşallah böylesine haberleri bir kez daha almayız. Bir kez daha vatanımız için, bayrağımız için şehit olan bu aslanlarıma Rabbinden inşallah mekanları cennet olsun. Ama şunu herkes bilsin ki bayrağımız ve toprağımız tehlikeliyse hepimiz canla başla cepheye koşmaya hazırız.